TRT 24 ekranlarından tekrar merhaba. Avukat Nurullah Albayrak'la beraber yine her hafta olduğu gibi bu hafta da hukuk ve insan hakları konularını ele almaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz Nurullah Bey. Hoş bulduk Mehmet Bey. Evet, Sağ olun. bugün ağırlıklı olarak iki konuyu ele almak istiyorum. Birincisi meclis gündeminde bulunan 8. yargı paketiyle ilgili konuşmak istiyorum. Bir de yine çokça gelen şikayetler var. Sosyal medyada çokça rastladığımız problemler var. Cezaevlerinin durumunu, denetimli serbestlik, şartlı tahliye konularını konuşalım istiyorum. Ben isterseniz şöyle başlayayım. Bir görselimiz vardı. Şu cezaevi görseli. Diyarbakır cezaevi. 12 Eylül rejiminin sembollerinden birisiydi Diyarbakır cezaevi. 2015'te Ahmet Davutoğlu başbakanken Diyarbakır ziyaretinde işkencelerle anılan bu cezaevini müzeye dönüştürme sözü vermişti. 2021'de müze yapma kararı alınıyor. Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinden tam 6 yıl sonra ve 2022 yılı sonunda Erdoğan Diyarbakır ziyaretini yapmadan bir hafta önce sanırım veya birkaç gün önce Diyarbakır cezaevi tamamen kapatılıyor. En son bir yıl önce yayınlanan bir haberde 2024'ün Eylül ayında müzeye dönüştürüleceği yazıyordu. Cezaevi yerine AVM yapmayı falan planlanmıyorsa çünkü oldukça iyi bir yerde, merkezi bir yerde. Çünkü bizimkilerin müzeden anladığı işte içinde top kek ve çay ikram edilen millet parkları gibi öyle vaat etmişti. Hatta yatıp yuvarlanacaksınız falan demişti Erdoğan. Gezinti Evet. alanları oluyor genelde işte bu tarz şeylerde kasıt. Tabii o cezaevinin mağdurları biraz kültür merkezi gibi geniş kapsamlı bir tabire karşı çıkıyor. Kültür merkezi yapılacak deniyor. İnsan Hakları Müzesi yapılmasını istiyorlar. Şeyi aklıma geldi yani siz herhalde gidip ziyaret ettiniz. Almanya'daki Tenkin Müzesi'nin etkinliğine ev sahipliği yapan Gestapo hapishanesini gezdiniz değil mi? Maalesef fiilen gezemedim de. Sadece videolarını seyrederek görmüş oldum. Eyvah, ben de onca davete rağmen bir türlü denk Evet. getirip gidemedim. Çok yoğun bir aydı Evet, ve bundan dolayı da maalesef. mahcubum yani o Aynen. etkinliği düzenleyen arkadaşlara. Ama yani ben de videolarını gördüm. Gerçekten çok etkileyici. Yani eğer olacaksa da Diyarbakır Cezaevi öyle bir müze olmalı ki orayı gezen insanlar yaşanan acıları iliklerine kadar hissetsinler. Bir daha da o acılar yaşanmasın diye ümit ediyoruz. Ben şimdilerde İnşallah. Türkiye'nin başkenti başka bir sembol cezaevinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin başkenti Ankara işkence uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Aynı o dönemde Diyarbakır'ın yaptığı gibi. Bir izleyicimizden gelen bir mesaj var. Mesaj şöyle. İsterseniz ben o mesajı okumak istiyorum. Ankara Sincan T tipi cezaevi denetimli serbestliği vermedikleri gibi şartlı tahliyemizi de vermiyorlar. 3 ay uzattılar. Etkin pişmanlık göstermemizi istiyorlar. Yani böyle bir uygulama var mı? Yani ceza çekmişsin, ceza almışsın, yatmışsın son gününe kadar denetimli serbestliğini de vermemişler. Buna rağmen etkin pişmanlıktan yararlan. Yani cezaevi idaresinin böyle bir görevi var mı? Ona isterseniz cevap verirsiniz. Ama orada 1000'e yakın mahkum içinde denetimli serbestliğin sonunda serbest bırakan kimse neredeyse yok gibi diyor. İtiraz dilekçeleri veriyorlar. Gardiyanlar tarafından işleme alınmıyor. Gardiyanlar şikayet edildiğinde bu bir sonraki ceza infaz gözlem kurulu mu? Ceza bir gözlem kurulu tarafından bir sonraki değerlendirmede, tahliye değerlendirmesinde bu defa negatif alınıyor. Yine tekrar tekrar bu sefer şartlı tahliye veya sürekli ileri 3 ay daha, 6 ay daha uzatılıyor. Pek çok mahkum artık itiraz etmeyi bırakmış. Her ne olursa olsun serbest bırakılmayacaklarını düşünüyorlar. 1000'e yakın tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Sincan T tipi cezaevi müdürünün kimseye şartlı tahliye vermeyeceği sonuna kadar burada yatacaklar dediği de söyleniyor. Şimdi soruyor izleyicimiz, biz ne yapalım? Kime şikayet edelim? Buyurun. Şöyle öncelikle yani çok tahlil edilmesi gereken bir mesaj gerçekten. Her ne pahasına olursa olsun bırakılmayacak. Mesela bu mesajı vermiş. Aslında şu an cezaevlerinin ve iktidarın da aslında vermek istediği mesaj bu. Ve bu mesaj da maalesef alınmış gibi gözüküyor. Yani verilmek istenen mesaj bu ve mesaj alınmış. Şunu demek istiyorum. Yani evet, cezaevleri öyle bir sistem haline getirilmiş ki iktidarın istediği insan tipini oluşturmak için kurulan bir mekanizma. Yani oradan çıktığınızda siz tornadan çıkmış gibi istenilen bir insan tipine kavuşmanız isteniyor. Yani o öyle bir insan tipi, AKP'li gibi bir insan, itiraz etmeyen, herhangi bir her şey yolunda diyen, ekonomik sorun yok diyen, Allah bunları başımızdan eksik etmesin diyen
bir insan modeli çıkmasını istiyorlar ya. Bunun için de her türlü baskıya uğruyor. Ya bir kere ben şunu söylüyorum. Yani sadece bu cezaevi meselesi değil. Şimdi detaylarını konuşuruz ama cezaevinin dışında da bak bu mesajı vermek istiyorlar. Hiçbir şey yapamazsın. Yaparsan aleyhine sonuçlanır. Bundan dolayı zaten cezaevinden çıkamazsın veya cezaevine girersin. Ya ben şunu anlamıyorum mesela. Cezaevi müdürü şunu demiş. Demiş ki şartta da tahliye dahil olmak üzere kimseyi bırakmayacağız. Şimdi bak. Yani bırakmayacağız diyor. Artık burada ya senin şikayet etmen aleyhine daha nasıl sonuçlanacak yani? Bu noktada yapılması gereken buradaki mücadele, evet ben şunu kabul ediyorum. Türkiye'de bunun adını böyle koyuyoruz zaten. Hukukla, hukuk adı altında hukuksuzluk yapılıyor veya hukuki argümanlar kullanılarak, yasa kullanılarak, yönetmelik kullanılarak, genelgeler kullanılarak hukuksuzluk yapılıyor. Bunu kabul ediyoruz. Bu bir gerçek ama bununla mücadele etmenin yolu yine mevcut hukuk sisteminden geçiyor. Ya ben bu hukuk sisteminin iyi olduğunu falan söylemiyorum ama başka çaremiz yok yani. Şimdi burada gelelim mevzuya. Yani mağdurlara düşen boyutu da var. Muhalefeti düşen de var. İktidara düşen çok var da iktidar üzerine almadığından dolayı onları bir kenara bırakmış olalım. Şimdi şu sorunumuz şu. Cezaevlerindeki insanların yaşadığı sorun şu. 2020 yılında yapılan bir değişiklikle bir İdare ve Gözlem Kurulu adı altında bir yeni bir yapı oluşturuldu. Aslında daha öncesi itibariyle var olan yapı biraz geliştirildi ve terör suçlarından olan hükümlerle ilgili ise enteresan bir şekilde başına, o kurulun başına o cezaevinin bulunduğu yerin başsavcısı getirildi. Yani başsavcısı o İdare ve Gözlem Kurulu'nun başkanlığını yapıyor. Ayrıca başka Aile Bakanlığı'ndandır, Çalışma Bakanlığı'ndan da birkaç tane uzman getiriliyor ama oradaki en önemli mevzu şu. Cumhuriyet Başsavcısının orada ne işi var yani? Ortada soruşturmalık, yargılamalık bir durum mu var? Oradaki pozisyon şu oluyor yani. Cumhuriyet Savcısı geldiğinde cezaevindeki o kişinin, hükümlünün orada ne yaptığına, yani onların anladığı tabirle ıslah olup olmadığına, kurallara uyup uymadığına, cezaevi idaresinin verdiği emirlere, talimatlara uyup uymadığıyla ilgilenmiyor. O neyle ilgileniyor? Bu adamın suçu neydi? Şu. Ya bu adam dosyasında itirafçı olmamış. Ya kardeşim, yani senin ey savcı, yani savcıyı oraya koyduğunda otomatikman o oraya gidiyor. Ya burada bence infaz yasasındaki 89. maddede, 89. maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiş olan bu İdare ve Gözlem Kurulu'nun yeni statüsünün kaldırılması lazım. Yani o şey olacak bir hadise değil. Yani uyarlanacak hadise değil. Cumhuriyet Savcısı'nın orada olmaması gerekiyor. Cumhuriyet Savcısı yani dışarıdan geliyor. Dosyası, bunun dosyası nedir? Yani sen dosyasına falan bakmayacaksın. Orada yani yine bir ayrıyeten bir yapı oluşturulmuştu zaten. Cezaevine girdikten sonraki süreçte oradaki hükümlerin tamamen gözlem altında tutuluyor. Puanlama yapılıyor. Yani yaptığı her türlü olumlu davranışa puan veriliyor. Yaptığı her türlü olumsuz davranışa olumsuz bir eksi puan veriliyor. Sonrasında bu ortaya bir rapor olarak çıkıyor. Ya orada zaten yaptığı her şey var. Ama sen ekstradan ne yapıyorsun? İnfaz dosyasına da bak diyorsun. Ve buna Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı orada olsun, o baksın diyorsun. İnfaz dosyasına baktığı zaman ne yapıyor? Bu adamın suçu ne? Terör örgütü üyeliğinden. İtirafçı olmuş mu? Ya sana ne itirafçı olmuş mu olmamış mı meselesi? Ya sen burada ıslah olmuş mu olmamış mı? Senin kendi yani belirlediğin kriterlere göre ıslah olmuş mu olmamış mı ona bak. O yüzden ceza infaz yasasında değiştirilmesi gereken, özellikle 89. maddede değiştirilmesi gereken bazı şeyler var. Hem 3. fıkrası, 3. fıkrasındaki idare ve gözlem kurulu hem de 1. ve 2. fıkrasındaki iyi hal değerlendirilmesindeki bazı kriterler var. Yani burada biz subjektif kriterler koyduğumuzda adamına göre muamele olmuş oluyor. Subjektif kriterlerden kurtarmak lazım. Yani buradaki amacımız eğer insanları ekstra cezalandırmak diyorsak o farklı bir hadise zaten. Ekstra cezalandırmak, bazı cezaevleri bunu yapmaya çalışıyor. Sincan'da bunlardan bir tanesi. İleride müze olacaktır. Yani kesin olacaktır müze. Müze olduğunda bu kararlara imza atmış olanlar da bütün kararlar zaten şeyde ortada yani ve hepsi UYAP'ta kayıtlı, silinmesi imkanı olmayan kararlar. Kararlara kim imza atmışlar, hangi gerekçeyle red kararı vermişler, insanlar orada tutmuşlar, niye iyi halli dememişler.
Bunların hepsi zaten kayıtlarda var. Müze olduğu zaman da bu insanlığa karşı suçun failleri de müzede muhtemelen sergileneceklerdir. O cezaevinin müdürü. Yani şu hukuksuzluklara imza atmıştı diye herkese gösterecekler. Yani müze dediğimiz zaten öyle bir şeydir. Diyarbakır Müzesi nasıl olmuş bilmiyorum ama yani bundan sonraki müzeler böyle olacaktır. Yani burada biri kişilere düşen, hükümlere düşen, ailelerine düşen o verilen mesajı bir kenara bırakıp şunu demiyoruz yani. Ya gidin, kapıları kırın, isyan çıkartın, hakkınızı alın falan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir yönlendirme de yapmıyoruz. Diyoruz ki bak, hukukun mevcut ceza infaz kanunundaki var olan düzenlemeler var. Ceza infaz kanununa atfen hazırlanmış olan yönetmeliklerde var olan düzenlemeler var. Bu düzenlemelere uygun olarak haklarınızı talep edin. Ya kimse size şikayet ettiğinizden dolayı ekstra işte bir şey yapmayacak. Zaten kafasında bir şey koyduysa bu kişi çıkartılmayacak, bu hükümlü devam edecek, bu hükümlüye koşullu salıvermenin sonuna kadar burada kalacak, cezasının tamamını burada bitirecek diye bir karar verdilerse bir yerde bununla ilgili bir değerlendirme yaptılarsa sizin yaptığınız bir itiraz buna ekstra bir yani katkı sağlamayacak. Bundan sonraki her türlü yapacağınız itirazları, başvurudur, dilekçedir, derdinizi anlatma ile ilgili yapabileceğiniz ne varsa onların hepsi yani onu engellemek için artı olacak yani eksi olacak bir pozisyonu yok. Maalesef böyle bir durum. Yani burada şeyi ayırmak lazım. Kimi şikayet edeceğiz? Bir kere önce yasal haklarımızı bilelim. Yasal haklarımızı herkese infaz hakimine sonuna kadar gidelim. Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifleri Genel Müdürlüğü'ne sonuna kadar gidelim. Yani bunu itiraz dilekçesi dediğimiz hadise yani tamamen hukuki bir dille yani daha doğrusu kimseye hakaret etmeksizin, tehdit etmeksizin, şantajda bulunmaksızın gibi suç içeren bir ifade olmaksızın dilekçe yazabilirsiniz. Yani cezaevi idaresi de çıkıp da bu dilekçeyle beni şikayet etti diyemez yani. Olayı anlatabiliriz. Olay anlatılabilir. Çok da yani normal anlatılabilir. Yani ben burada o düşünceden kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Yani içeridekiler için, hükümler için, dışarıdakiler için yani ben ya muhalefet partilerini anlamış değilim yani. Şu an evet yani bazıları ile ilgili işte mücadele ediliyor, cezaevine girmemesi gerekiyor falan diyor ama ya bu sistem devam ettiği müddetçe, bu sistem dediğimiz iktidarın belirttiği sistem devam ettiği müddetçe insanlar cezaevine girmeye devam edecekler. Yani bu sadece cemaat mensubu olmaktan dolayı değil. Muhalif olmaktan dolayı insanlar cezaevine girecek. Cezaevine girdiğinde de herkes bu uygulamayla karşılaşacak. Bak bu uygulama sadece cemaat mensuplarına veya bizim sevdiğimiz, sevmediğimiz terör örgütlerine uygulanan bir muamele değil. Yani bu cezaevinde iktidarın herkese uyguladığı bir muamele. Bu muamelenin insani de olmadığı ortada, hukuki de olmadığı ortada. Ya bununla mücadele etmek lazım. Ya bunun için de yapılması gereken evrensel standartlarda bir yasal düzenleme. Bu yasaya uygun yönetmelik yapılması lazım. Ya çok zor değil yani. Ya bunu muhalefetin çıkıp Cumhuriyet Savcısının orada ne işi var demesi lazım yani. Yargılama mı yapıyor yani? Yargılamayı yapmış, bitirmiş. Yargılama neticelenmiş. Kapanmış dosya orada. Artık adam yeni bir level'a geçilmiş yani. Orada artık ceza vermişsin. Cezasının infazı aşamasında. Orada artık Cumhuriyet Savcısının olması o işi şey yapıyor, karıştırıyor. Yani orada şimdi Cumhuriyet Savcısı gelmiş oraya, başsavcı, İdare ve Gözlem Kurulu'nda dosyayı getirtiyor. Getirttiği dosyayla diyor ki ya bu adam terör örgütü üyesi. Soruyor oradakilere, cezaevi idaresindeki müdüre. Bu adam şey yaptı mı, etkin pişmanlıktan fayda almak için herhangi bir dilekçe verdi mi? Vermedi Sayın Başsavcım. Ondan sonra kimse şey yapmıyor. Orada ya biz bu adamı gördük. Aslında normalde o idare gözlem kurulunun iki türlü idare ve gözlem kurulu var. Birisi yani cezaevinde olanlar, cezaevi müdür yardımcısıdır, doktor, psikiyatristidir, sosyal uzmanıdır, baş gardiyanıdır, infaz koruma memurudur. Yani aslında hükümlüyle birebir irtibatta olan kişiler idare ve gözlem kurulunda var. Terör için, terör suçlarından hükümlüler için ayrıyeten ekstra 4-5 kişi daha dahil edilmiş. Ya o 4-5 kişi dahil edilmemiş olsa o kişiler zaten görüyor. Hükümlüyle beraberler, birlikteler. Yani tüm zamanı orada kaldığı 4 yıl, 5 yıl boyunca takip etmişler. Yani adamın pozisyonunun ne olduğunu biliyorlar, ne düşündüğünü biliyorlar, ne yaptığını biliyorlar, ne hissettiğini biliyorlar. Ama sen bir şey yapıyorsun, savcı geliyor, savcının başkanlığında
Mülakata çağırıyorsun hükümlüyü. Mülakata çağırıyorsun. Diyorsun ki niye yani suçundan pişman mısın? Ya adam zaten ya suçlu olup olmadığı konusunda şeyleri var. Yani suçlu olmadığını anlatamamanın ızdırabını yaşıyor. Neyse ben daha somut bir şey sormak istiyorum. Şartlı tahliyemiz geldi ve tahliye etmediler. Kime itiraz ediyoruz? Hukuki itiraz süreci, infaz hakimliğine itiraz yapılıyor bununla ilgili. Eğer Evet. infaz hakimliği reddederse Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ağır itiraz cezaya gidiyor, evet. yapabiliyorsunuz ve kesinleşiyor. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapabilirsiniz. Tamam. Yani burada sadece bununla yetinmemek lazım. Ya ben ya insanlar bu yaşadıkları hukuksuzluğu herkesin bildiğini zannediyor, bilmesi gerektiğini düşünüyor. Böyle bir şey yok yani. Bir Sayın Gergerlioğlu belki çok aktif olduğundan dolayı biliyor. İnsanlar ona mektup gönderdiğinden dolayı biliyor. O biraz anlattığından dolayı bazı insanlar duyuyor ama milletvekillerine çoğunun haberi yoktur. Yaşanan uygulamadan haberi yoktur. Yani anlatmak lazım, herkese anlatmak lazım. İktidara da anlatmak lazım, muhalefetine de anlatmak lazım. Yani yasa koyuculara özellikle anlatmak lazım ki yasadaki bu çarpıklığı ortadan kaldıralım. Yasada evet Yargıtay bir ceza dairesi. Ya sen diyor kardeşim adamın işlediği suçla ilgilenme. Sen cezaevindeki durumuyla ilgilen. Karşısında bir öğretmen gelmiş. Yani insan gerçekten acıyor, üzülüyor. Karşısında görüyor ama ona öyle bir şey suç yüklüyor ki o savcı beyimiz sanki darbenin içerisindeymiş, olayları organize etmiş, eline silah almış, insanları öldürmüş. Hiçbir şeyden haber olmayan gerçekten masum bir insan yani. Yani iyilik yapmaya çalışıyor. Yani başkalarına yardımcı olabilir miyim düşüncesiyle hayatını idame ettirmeye çalışan, gerçekten temiz olmaya çalışan bir insan. Ama sen bunu almışsın başka bir yere konumlandırmışsın. Senin konumlandırdığın yerden haberi yok onun. Sen onu öyle bir yere getirmişsin ki PKK'yla yan yana koymuşsun. Başka terör örgütleriyle yan yana koymuşsun. Onun oradan haberi yok. O orada acaba ben öğretmenlik yapsaydım çocuklarıma daha iyi öğretmenlik yapabilir miydim? Nasıl yapabilirdim falan diye düşünüyor. Sen ona diyorsun ki işlediğin suçtan pişmanlık duydun mu? Böyle bir de bu tonda soruyordur yani. O savcı beyimiz var ya bu tonda soruyordur. Yani ben pişman olacak bir şey yapmadım dese pişman olmadı diyor. Yani nasıl anlatacağını bilmiyor. O yüzden ya bu maddelerin, bak bu maddeler bizim için evet sorunlu. Yani cemaat mensupları, cemaat mensubu olmak isnadıyla içeride olanlar için sorunlu. Ama sadece onlar için sorunlu değil. Gerçekten yani Türkiye için sorunlu bir madde. Yani burada cezaevi ıslahı dediğimiz hadise insan suç işleyebilir. Bu tasvip edilen bir şey değil. Ama insan doğası suç işliyor. İşledikten sonraki aşamada ıslah meselesi de önemli. Cezaevi bunun araçlarından bir tanesi. İnsanların ıslah olup gerçekten topluma kazandırılması önemli. Ama ya bazı suçlar var ki suç dediğin hadise ya bu iktidarın ürettiği suç. Bizim ya terör yasamız kabul edelim bunu. Bunun için bas bas bağırıyoruz. Terör yasamız dediğimiz yasa istediği zaman yeni suç, istediği zaman yeni suçlu icat edebilir. Bak bunu kabul edelim. Bugün bizi suçlu ilan etti, bize suç isnat etti. Yarın muhalefete çok rahat yapabilir yani. Bu zor bir şey değil. Çünkü yasa buna müsait. O yasadan dolayı içeri girildiğinde de artık yani aynı şeyleri siz de konuşmuş olacaksınız. Biz de. Belki AKP'liler de yani biraz AKP'nin şey sistem değişse, muhalefet gelse, AKP'liler suçlanmış olsa onlar da bu yasadan cezalandırılmış olacaklar. Yani kıs kıs kıvranacaklar o zaman. Yani bunu o zaman nasıl yaptık, nereden düşündük, niye bunu yaptık? Ya üç tane cemaatçiyi cezalandırmak için biz ne yanlış yapmışız falan diyecekler ama geçmiş olsun diyecekler onlara da. O yüzden yani hukuki anlamda itiraz edilecek aşamalar var. Bununla yetinmemek gerekiyor. Herkese, bütün milletvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin tamamına göndersin. AKP'lisine de göndersin, CHP'lisine de, HDP'lisine de, hepsine, tüm partilere. Sorunu iyi anlatabilmek lazım. Bazen sorunu anlatmakta zorlanıyoruz veya şöyle diyoruz. Ya bizi insanlar terörist olarak görüyor. Biz sorunu anlatırsak bizi dinlemezler ki. İlk başta birinci de dinlemez, ikinci de dinlemez, üç de dinlemez, beş de dinlemez. Altıncı da dinleyebilir. Bir kişinin gönderdiğiyle dinlemez, iki ile dinlemez, onunla dinlemez. Ama 20. gönderdiğinde acaba der belki. O yüzden bu mücadele
Sadece bireysel bir mücadele değil. Sadece cezaevinde olan hükümlünün mücadelesi, cezaevindeki hükümlünün ailesinin mücadelesi değil. Ya bu mücadele herkesin mücadelesi. İyi bir, yani o istediğimiz evrensel standartlardaki bir ülke hayali, herkesin hayali. O yüzden diyorum, yani muhalefete de bunu anlatmak lazım, iktidara da anlatmak lazım, hukukçuya da anlatmak lazım, akademisyene de anlatmak lazım, hakime de anlatmak lazım. Ya bundan çekinmemek lazım. Ben şunu diyorum, hukuk kuralları gereğince haklarımızı almak için her türlü dilekçeyi verebiliriz. Kimseye hakaret etmedikten sonra, tehdit etmedikten sonra bu dilekçelerimizin hiçbirisi bizim karşımıza infazın, yani şartlı tahliyenin engellenmesi, denetimli serbestliğin engellenmesi olarak gelmez. Bunu bazen şöyle de yapıyor olabilirler. Yani infaz koruma memurları bazen iyi niyetli, bazen kötü niyetli, bak şikayet dilekçesi verirsen yanarsın gibi söylüyor olabilirler. Yani bu söylem doğru bir söylem değil. Yani bu bazen iyi niyetli, bazen kötü niyetli dediğim gibi. O yüzden bütün kanalları değerlendirmek lazım ki bir kanal çözüm oluşturabilir. Türkiye'de aslında şu anda tam anlamıyla bir düşman ceza hukuku uygulamalarını görüyoruz. Ben biraz araştırdığımda bu kavramı aslında ilk defa 1985 yılında Alman hukukçu Günter Jacobs ortaya atıyor. Buna göre düşman olarak tanımlanmış bireyler temel haklarından yararlanamıyor. Şimdi olduğu gibi düşmana gelecekteki eylemleri öngörülerek ceza verilebiliyor. Mesela mahkum olan düşmana ceza indirimi yapılmıyor. Hapiste ise avukatıyla görüştürülmüyor. Dışarıyla iletişim engelleniyor. Ailelerine yardım yapıldığı zaman, ki açlığa mahkum edilmiş insanlar, bu yine suç oluyor. Yardım yapanlar tekrar hapislere atılıyor. Tam bir düşman ceza hukuku söz konusu. Ben bu sabah Ömer Faruk Gergerlioğlu bir belge açıkladı. Belki takip etme imkanınız olduğunu bilmiyorum. 8 yıldır peşinde olduğum bir belge demişti. Bakabildiniz mi? Ben Yok, anlatayım mı? görmedim belgeyi. Şöyle diyor. Görmedim. KHK ile ihraç olduktan sonra oğlunun okuduğu okula gidiyor ve okulda okul aile birliği seçimleri yapılıyor. Okul aile birliğine seçiliyor Ömer Faruk Bey. Fakat birkaç gün sonra okuldan bir telefon geliyor. Diyor ki bu kurulda bulunamazsınız diyor. Okul aile birliğinden ayrılmanız gerekir diyor. Neden diyor? Kalktım okula gittim diyor. Müdür yardımcısıyla görüştüm. Demiş ki ya sizin demiş bırakın böyle bir kurulda var olmanız, siz bu okula bile giremezsiniz. Çünkü elimizde kaymakamlıktan gelen bir yazı var. KHK'lıların kamu kurumlarına girmemesi, sokulmamasına dair bir yazı var diyor. Ver o yazıyı diyor. Tabii almak istiyor, vermiyor müdür yardımcısı. Daha sonra dava açıyor buna karşı ve 8 yıl sonra İdare Mahkemesi kararıyla bu yazıya ulaşıyor. O zaman işte o yazının altında olan, imzanın sahibi olan kaymakam şimdi Sakarya'da vali yardımcısı olarak görev yaptığını söylüyor. Ya bu korkunç bir şey tabii. Yani madem öyle vergi de alma. Madem öyle askere de alma. Dün Alper Evet. Görmüş'ün bir yazısı yayınlandı serbestiyette. Oradan böyle bir kısım bir paragraf okumak istiyorum ben size, izleyicilerimize. Orada Hallacı Mansur'dan bir cümle var eski yazılarına atfen. Çok manidar geldi bana. Şöyle diyor Hallacı Mansur, cehennem acı çektiğimiz yer değildir. Cehennem acı çektiğinizi hiç kimsenin bilmediği yerdir demişti. Burada bilmeyeni en dar ve direkt anlamıyla haberi olmayan diye düşünmemek gerekir. Buradaki bilmeyen birilerinin çektiği acıdan haberi olmayandan çok haberi olduğu halde acıyı görmezden gelendir. Bildiği halde yokmuş gibi davranandır ki bu da acı çekenin bulunduğu yeri cehenneme çevirir. Türkiye kısa dönemler hariç hep hukukun askıya alınarak birilerine kan kusturulanların ülkesi ola geldi. Solcular, Kürtler, muhafazakarlar sırasıyla nasiplerini aldılar bu hukuksuzluk ve ağır baskı döneminden. Hallacı Mansur'un ölçüsüyle bu dönemleri cehennem olarak yaşayanlar da hep oldu. Fakat yine de o dönemde çekilen acıların bilinirliği ve kabulü son yıllarda tırnak içinde FETÖ iltisaklılarına reva görülenlerin bilinirliğinden ve kabul düzeyinden çok daha yüksek oldu. Yani Türkiye hiçbir zaman bugünkü kadar acı çekenlerin acı çektiğini kimsenin bilmediği yer olmamıştı. Bir yeri acı çekenlerin cehennemi haline getirebilmenin en etkili yolu acı çekenleri başkalarının gözünde şeytanlaştırmak, nefret objesi haline getirmektir. Bunda ne kadar başarılı olursanız birilerinin çektiği acıları başkalarının görmemesi hedefinize o kadar çabuk ulaşırsınız. Siyasi iktidarın ve devletin Gülen cemaatinin sempatizanlarını da şeytanlaştırmak alanındaki başarısına 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye sorarsanız bana cevabım 10 olur.
Gazeteci Mustafa Ünal'ın savunmasında cümle vardı. Ayı yavrusunu yemek isterse çamura bulayarak yermiş diye. Şu anda devlet bir grubu düşman telakki etti, bir grubu yok etmek istediği için her şey denedi. Çamura bulamak dahil, yani darbecilik dahil. Ne alakası var az önce söylediğiniz gibi, yani bir öğretmenin öğrencilerine şeyler verebilmek için hayatını feda eden, geceleri uykusuz kalan, ailesine ayırması gereken zamandan çalarak onları ayıran öğretmenin, ki bunun gibi binlerce, on binlerce insan var ve bunların büyük bir çoğunluğu maalesef hapiste tanıştı. Hiçbir şey olmasa KHK ile tanıştı, yokluğa mahkum edildi. İşte geçtiğimiz günlerde yine KHK TV'de bazen örneklerini izliyorum. Yani insanın içi parçalanıyor. Bu insanlar mı bu devlete ihanet etmiş? Bu insanlar mı darbeci? Ya bunu yapan insanlar, aslında herkes biliyor bunu. Yani o toplumdaki bütün akrabaları, çevresi, bütün komşuları herkes biliyor. Fakat aynı burada söylediği gibi bilmezden gelmek çok daha acısı. Çok daha korkunç. Bu yargı paketini konuşalım mı biraz? Yani yargı paketi, 8. yargı paketi şu ana kadar 7 tanesi açıklandı. Sadra şifa olmadı hiçbir tanesi. Yani Türkiye'ye adalet gelmedi. Fakat 8.sinde gelir diye düşünmüştük. Fakat öyle bir şey de yok. Yani yapılan uygulamalar ortaçağ uygulamalarına, Engizisyon uygulamalarına rahmet okutturacak uygulamalar ve devlet eliyle yapılan uygulamalar. İnsanlar da her yargı paketi gündeme geldiğinde hep şöyle diyor, yani bir af var mı acaba diye. Ben tabii baktım, o 54 sayfalık bir şey vardı, kanun yasa teklifi vardı. İki tane hukukçu kökenli milletvekiline yaptırılmış yasa teklifi vardı. Orada buna dair bir şey görmedim. Siz böyle bir şey gördünüz mü? Şöyle, yani zaten Adalet Bakanlığı da böyle bir şey açıklamadı. Yani insanların umudu, hissiyatları, yani yargı reformu dendiğinde insanlar şunu düşünüyor doğal olarak, ben de düşünüyorum, biz de düşünüyoruz bir dönem itibariyle. Ya bir şeyler gelişecek, bir şeyler, iyi bir şeyler olacak. Aslında bu yargı reformunun özelliği şu, bu yargı reformu normalde aslında o teklifte de izah ederken şey söylüyorlar, yani yargı hizmetlerinin daha nitelikli sunulması için bazı teklifler. Yani yargı hizmetlerinin daha nitelikli sunulması. Teklifin amacı bu ama asıl amaç şu. Tam hatırlamıyorum, yani toplamdaki, yani ana omurgayı oluşturan maddeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş maddeler. Anayasa Mahkemesi şöyle demiş, yani daha öncesi itibariyle bazı yasalarda düzenleme yapılmış. O yapılan düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Yani bizim yargı reformu yapan Adalet Bakanlığımız anayasaya aykırı yasalar yapmış. Yapılan o yasaların anayasaya aykırı olduğunu mevcut Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Ve şimdi onları tekrar anayasaya uydurma paketi bu paket. Yani büyük çoğunluğu itibariyle öyle. Yani o yüzden hani buradan bir şey beklemek olmaz ama bu paketlerde ne oluyor? Torba paket diyorlar ya, içine başka şeyler de konulabiliyor. Belki burada yok ama sonradan eklenebiliyor. Yani insanların birazcık belki hissiyatı öyle, yani sonradan eklenebilir düşüncesi var ama tam ben öyle bir hareketlilik de görmüyorum. Yani yasanın içerisinde bile mesela en önemli araya şey eklenmiş Nurullah Bey, yargı reformu paketi içerisine emekli ikramiyeleri 2000 liradan 3000 liraya çıkarılmış. Emekli olsaydı evet, güzel herhalde. Bunu da zaten Anadolu Ajansı da yargı paketini böyle duyurdu. Yargı paketi diyor, emekliye zam. Yani yargıyla bir alakası olmayan bir mevzu ama bakış açısı böyle. Yani yargı paketi içerisinde mesela Anayasa Mahkemesi'nin yakın zamanda iptal ettiği 220'ye 6. madde var. Örgüt suçuyla ilgili. Yani örgüt üyesi olmaksızın örgüt adına suç işleyen kişinin örgüt üyesi olarak cezalandırılması maddesi. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti yakın zamanda. Henüz daha yürürlüğe de girmesine 6 ay sonra ama belki 6 ay olmuş mudur artık, zamanları tam şey yapamıyorum da, yakın zamanda iptal edildi. Henüz daha yürürlüğe de girmemiştir diye düşünüyorum. Yani iptal etme gerekçesi de şu, diyor ki bak bu madde şöyle bir madde. Hem bu terör suçlarında var, hem normal örgüt suçlarında var. Örgütle bir bağlantınız yok. Örgüt üyesi falan değilsiniz ama örgüt adına bir suç işlediğinize karar veriliyor.
ve o suçtan dolayı ceza veriliyorsa yanına diyor ki örgüt üyesi olarak da ceza ver. Anayasa Mahkemesi diyor ki ya yani şimdi burada diyor tam bir belirsizlik var. Yani bir ceza yasalarında belirsizlik olmaması lazım diyor. Yani net bir şekilde ortaya koyman lazım. Adam ne yaparsa böyle bir şeyle karşılaşacağını bilmesi lazım diyor. Ve diyor ya sen normalde örgüt üyesi olabilmenin kriterleri var. Örgüt üyesi olmak için yani bir suç işlemiş olmak örgüt üyesi olduğun anlamına gelmiyor. Sürekli olması lazım. Yani hedefi bilmen lazım, amacı bilmen lazım. O amaç doğrultusunda faaliyetlere katılmış olman lazım. Sen diyor bu adam da diyor bu adam bir suç işlemiş diyor. Örgüt adına mesela bu suç işlemiş dediğinde şu. Yani çok rahat bir şekilde şeyde Kızılay'da bir gösteri düzenliyor bir grup. Yani siz de haklı olarak çıkıyorsunuz işte yargı ile ilgili bir yargı maddesini isyan ettiğinizden dolayı o organizasyona dahil oluyorsunuz. Ve hükümete elinizde de bir pankart diyorsunuz ki kahrolsun hükümet. Pat polis ablukaya alıyor. Alıyor getiriyor sizi. İşte örgüt propagandasından dolayı ceza veriyor. Sonra diyor ki sen örgüt üyesi değilsin ama örgüt adına bu işleri yaptın diyor. O yüzden sana örgüt üyesi olduğundan dolayı da ceza vereceğim diyor. İşte bu doğru değil diyor. Yani bunu yapmaman Evet. lazım diyor. Peki bizim sevgili Adalet Bakanlığımız ne yaptı? Bu yasayı anayasaya uygun hale getirmek için sadece dedi ki ya bunun müstakil bir suç oluşturalım. Yani hiç Anayasa Mahkemesi'nin anlattığı, Anayasa Mahkemesi'ne övmek değil de yani desteklemek zorunda kalmanın acısını yaşıyorum aslında yani. Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş, kararda anlatmış bazı şeyleri. Demiş ki ya şu kriterlere uy, o kriterlerin hiçbirisi yokmuş gibi. Yani 6. maddeyi değiştirmiş diyor ki artık örgüt üyesi olarak ceza verilir demiyor da terör için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Tek yaptığı bu. Yine iki cezayı öngörüyor. İki ceza verilsin diyor. Sadece örgüt üyesi lafını çıkartmış. Onun yerine 5 yıldan 10 yıla kadar, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir demiş. Bu yani. Şimdi bu paketten beklediğimiz anayasaya uygunluğunu bile uyarlayamamış, daha yeni verilmiş bir kararın anayasaya uygunluğunu uyarlayamamış bir yasadan bahsediyoruz. Yasa paketinden bahsediyoruz. Ama ben şey midir her zaman ümitli olmak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için şuna inanıyorum ama yani ümitli olmak için aksiyon olması gerekir diye düşünüyorum. Mesela şu yapılabilir. Eğer istiyorsak, bekliyorsak, ya böyle bir şey çıksın istiyorsak oturalım. Adalet Komisyonu şu an hala Adalet Komisyonu'nda olması lazım. Adalet Komisyonu'ndan çıkmadı değil mi? Ben takip Meclise gittiğini etmedim okudum ben ama sanki. Evet. Adalet Komisyonu'nda Adalet Komisyonu üyeleri belli. Adalet Komisyonu üyelerine mail atalım. Yani talebimiz neyse. Af diyorsak af. İşte az önce konuştuğumuz denetimli serbestlikten yararlanma ile ilgili iyi hal değerlendirmesinden kaynaklanan sıkıntı ile ilgili bir şeyse 89. maddenin değiştirilmesi teklifi. Ya bunu yazalım onlara. Yani Evet. binlerce mail gitse, binlerce mesaj gitse oturup düşünebilirler. Bunun dışında meclisteki 600 milletvekili mi vardı ya milletvekillerine artık 600 mü 650 mi? Yani Fark etmiyor. o milletvekillerinin tamamına da gönderilebilir. Yani onlara da Evet. gönderilip ya bununla ilgili taleplerimizi iletebiliriz. Yani bunu iletmezsek karşılığında bir şey olmaz. Yargı paketi böyle bir paket. Ya yani yargı paketinde en güzel ne var diye sorarsanız en güzel düzenleme şu olmuş. Bunun için teşekkür etmek lazım yani Adalet Bakanlığı'na. Sürelerle ilgili bir düzenleme yapmış. Sürelerde çok farklı farklı süreler vardı. Yani ceza yargılamasında bile sürenin başlangıcı ne zaman olacak, tefhimden mi olacak, tebliğden mi olacak? Yani yok süre tutum dilekçesi verilecekti, verilmeyecekti gibi çok ciddi bir karmaşa vardı. O karmaşayı ortadan kaldırmışlar. Kanun yollarına başvuru ile ilgili süreyi tek çıkart, yani 2 hafta diye bir süre koymuşlar. Bu gerçekten çok güzel bir düzenleme olmuş. Yani Ya bir bu dakika. bu düz Şunu mu demek istiyorsunuz? Bir dakika. Mahkeme karar verdi. Mahkeme karar verdikten sonra siz eğer itiraz edecekseniz süre tutum dilekçesi vermeniz gerekiyor. Veya sizin ya da avukatınızın. Şimdi bu yok mu? Kalktı mı artık? Bu size şöyleydi işte önceden eğer evet süre tebliğ edildiği tefhimle andan başlıyor. itibaren mi? İşte önceden süre tefhimle başlıyordu. Şimdi diyor ki artık tefhimdir, tebliğdir. Tebliğ ile başlayacak süre diyor bir kere. Tamam. Her halükarda sen
Ya karar gerekçeli karar tebliğ edildiğinde süre başlayacak diyor. Tamam. Ve süre 2 hafta olacak diyor. Çünkü Güzel. istinafta 1 hafta, temizde 2 hafta süremiz var. 15 günlük süremiz var. Başka bir yerde başka bir süremiz var. Bunların hepsini değiştiriyor ama bunun yürürlüğe girmesi de yasa çıktıktan sonra zannediyorum 6. ayda falan yürürlüğe girecek. Şimdi tam maddeyi hatırlayamadım da. Tamam, güzel. Yani Bu hemen yürürlüğe girmiyor da. somut bir konu bu. Düzenleme. Güzel. Yani iyi Evet, başarılı güzel bir bir şey. düzenleme. Yani Tamam. bu düzenlemeden dolayı Bir teşekkür şey ediyoruz daha yani var orada. Onu gerçekten. cevap ver. Onu söylemenizi bekliyorum ben. Tazminat komisyonu diye bir şey var orada. O nedir? Evet. Ya bu tazminat komisyonu zaten önceden var olan bir komisyondu. Tamam. Onunla ilgili yani çok çok tartışma oldu ama ya o tazminat komisyonunun sanki bütün davalar tazminat komisyonuna gidecekmiş gibi bir düzenleme öyle bir şey değil. Ya tazminat komisyonunun konusu şu: yargılamaların makul sürede sonuçlanmaması ya da mahkeme kararlarının geç ya da eksik yerine getirilmesi nedeniyle bir tazminat davası söz konusuysa, yani bir tazminat talebinde bulunmak istiyorsanız, bunun için önce o yeni kurulmuş olan komisyona başvuracaksınız. Yani 2 tane yargılamaların makul sürede sonuçlanmaması, mahkeme kararının geç ya da eksik yerine getirilmiş olması. Bundan dolayı bu komisyon da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuyla ilgili çok başvuru olduğundan dolayı o başvuruların önüne geçilmesi. Anayasa Mahkemesi'ne de bununla ilgili başvurular oluyordu. Yani bu da yani özünde biz şimdi komisyon dendiğimizde hemen OHAL komisyonu aklımıza geliyor. O aslında OHAL komisyonu travmasını kolay kolay atlatamayız. Yani OHAL komisyonu aslında engelleme komisyonu gibi gözüküyor. O yüzden sıkıntılı bir mevzu ama burada yani iki gerekçeden dolayı bir komisyonun oluşturulmuş olması, ya belki kısa sürede bir tazminat talebinin elde edilmesini sağlayabilir. Burada Evet. ekstradan şu düzenleme oldu. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda da tazminatla ilgili bir düzenleme var. Tutuklulukla ilgili. Haksız tutuklulukla ilgili. Eğer siz beraat alırsanız, beraat aldıktan sonraki kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde bulunduğunuz yerdeki ikametgahınız Ağır Ceza Mahkemesi'ne tazminat davası açıyordunuz. Haksız tutuklulukla ilgili. Şimdi onu da ya sadece haksız tutuklulukla ilgili kısmı komisyona havale etmiş. Ya bununla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava değil Tamam. de komisyona başvurun. Ya komisyon bununla ilgili bir şey desin. Eğer komisyondan istediğiniz kararı alamazsanız bununla ilgili zaten itiraz mercileri var. Onlara itiraz edeceksiniz. Nasıl işleyeceğini bilmiyorum. Yani hızlı mı işler, belki Ağır Ceza Mahkemesi'nden daha iyi işleyebilir. Yani daha hızlı bir netice alınabilir diye yani şey yapıyorum. Yani iyi bakalım. Yani burada şey endişesi olmasın yani. Burada sanki bütün açılan davalar komisyona havale ediliyor falan değil yani. Bazen öyle bir yanılgıya düşüyoruz. Belki yani şu anki bu komisyona gitmez de belki başka bir yeni bir komisyon kurarlar, oraya gönderebilirler. Neyse, Ama meclisten mevcut durumda çıkacak sadece tazminatlarla yasaya ilgilenecek. bekleyeceğiz. Herhalde yasa taslak şu anda. Yasa bazı değişikliklere uğrayabilir, bazı şeyler çıkabilir, bazı Tabii şeyler tabii. içine girebilir tekrar. Bilemiyoruz. Onu çıkışını Evet. bekleyelim. Çıktıktan sonra Biz tekrar şu an ayrıca teklif üzerinden görüşürüz. konuşuyoruz zaten. Evet. Ama gördüğüm şu Nurullah Bey, yani benim gördüğüm, yani gemi batarken bir yandan adalet gemisi batarken direkt boyamaktan ibaret. Aslında Tabii. çok da Adalet Bakanlığı'nda bu konuda bir çözüm bulma iradesini görmüyorum. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İzleyicilerimize, bizi izledikleri için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.